Güç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. İkinci dönemin son yazılıları başladı. Din kültürü ve ahlak bilgisi provasıyla beraberiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ikinci yazılılar başladı dedik. Start verdi, heyecan dorukta çünkü artık dönemi kapatıyoruz ve LGS'ye de çok az kaldı zaten. Bir yandan yazılılara da tabii ki çalışıyoruz. Öğretmenlerimizden çıkabilecek konularla ilgili notlar aldık ve bunlarla ilgili bir prova oluşturduk. Yazılıda çıkabilecek sorulardan biraz bahsedeceğiz sizlere. Öncesinde özetlerimiz var tabii ki. Üçüncü üniteden başlayacağız, son ünitemize kadar özet yapacağız hemen hızlı bir şekilde. Hiç vakit kaybetmeyelim. Din ve hayat da üçüncü ünitemiz. Burada din, birey ve din ve toplum konularını görmüştük. Din ve birey dediğimizde dinin tanımını yapmıştık. Allah'ın akıl sahibi insanlara göndermiş olduğu, kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Birey ne demektir? Toplumları oluşturan düşünsel, duygusal, irade ile ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert kişi demektir. Bireye baktığımızda bireyin inanma duygusunun yaratılıştan geldiğinden bahsettik. Yani inanma fıtri ve evrenseldir. Doğan her insan yüce bir varlığa inanma, bağlanma duygusuyla dünyaya gelir ve bu evrenseldir. Her yerde böyledir. Tüm insanlar için geçerlidir. Allah-u Teala yaratılışı değiştirmez. Fıtrat tektir der. İslam'da tevhid inancı akla ve duygulara hitap eder. Allah'ın birliği ve tekliği dediğimiz tevhid inancı, bir yaratıcının olduğuna inanmak ve bağlanmak, ona tabi olmak bizim yaratılışımızda var olan bir duygudur. Ve biz zaten bunu isteriz. Akla mantığa yatan da budur. Çünkü birden fazla tanrılar olsaydı daha onlar kendi aralarında bile bir hükümdarlık savaşı kurabilirlerdi değil mi? Kendi fikirleriyle, kararlarıyla çelişebilirlerdi. Ama Allah birdir ve bu kainattaki mükemmel düzene baktığımızda, işleyişin mükemmel düzenine baktığımızda zaten onun bir ve tek olduğunu görebiliriz. Din dediğimiz şeyde ümit, teselli, yalnızlık, huzur, korku, felaket, çaresizlik gibi durumlardan en önemli sığınağı bize verir. Allah ve ahiret inancı bunlar için bir sığınaktır. Dinin yaşanmasında denge dediğimiz, yani hem dünya hayatı hem de ahiret arasında bir dengede olmamız isteniyor İslam inancında. Yani ahireti unutup tamamen dünyaya da dalmayacağız. Dünyaya dalıp ahireti de tamamen unutmayacağız. Bu şekilde denge içerisinde bir dünya hayatı da yaşamamızı isteniyor. Din ve toplum dediğimizde ise Allah-u Teala huzurlu toplum, huzurlu bireyler ister ve paylaşma, dayanışmayı, sevgiyi, kardeşliği artıracak ibadetlere yönlendirir. İnanç kavramını gördük. Allah'ın birliği ve tekliği demektir inanç. Buna inanmak, kabul etmek, kalpte tasdik etmek. İbadet, zekat, sadaka, kurban, sosyal dayanışma, hac, namaz ve sosyal birliktelikle, bu ibadetlerle toplumsal dayanışma ve paylaşmayı, birliği arttırmayı amaçlar. Ahlak ise doğruluk, dürüstlük, iyilik demektir. İslam dini güzel ahlakı arttıracak, insanlara güzel ahlakı benimsetecek davranışları tavsiye eder. İşte paylaşmayı, yardımseverliği, dürüstlüğü, güvenirliği, sorumluluğu, bunları tavsiye eder. Sosyal hayat dediğimizde ise alışveriş, evlilik, ticaret, dinin kültür ve üzerinde de etkisi olduğunu konuşmuştuk. Din ve toplum konusunda mesela işte düğünler, cenaze merasimleri ya da sünnet merasimleri, asker uğurlamaları, bunların hepsi birlik ve beraberliği artıran örf ve adetlerdir. Dinin temel gayesi neydi peki? Dünyada da mutluluğu amaçlar, ahirette de mutluluğu amaçlar dedik. İslam dini bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır. Bu haklar zarurat hamse dediğimiz 5 temel esasla ifade edilir. 5 temel haktır, gayedir. Canın korunması yaşamın kutsallığı kapsamına girer. İş ve can güvenliği, yani bir iş yapacağınız zaman kendinizi ve orada bulunanları güvence altına almak canın korunması kapsamındadır. Kimse kimsenin canına kıyamaz. Allah-u Teala bunu haram olarak saymıştır. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir der İslam dini. Bu yüzden canın korunması en temel haktır. Ardından malın korunması konusunu görmüştük. Helal haram kavramları, faiz, haksız kazanç, rüşvet, kumar, bunların hepsi kul hakkı kapsamına girer. Aynı zamanda malın korunması kapsamını ihlal etmektir arkadaşlar. Bunların hepsi bir nevi kul hakkına girmektir.
haksız kazanç yollarının hepsi kul hakkına girer. Aynı zamanda malın korunmasında israfı da gördük. Bu da yine gereğinden fazla harcamak, gereğinden fazla tüketmek de malın korunmasını ihlal etmektir. Aklın korunmasında insanın aklını kullanmasına engel olacak alkol, mesela uyuşturucu maddeleri, bunlar yasaklanmıştır. Çünkü Allah-u Teala insanın aklını kullanmasını ister ve onu kullanmaya engel olacak her şeyi yasaklar ki kendine ve başkalarına zarar vermesin diye zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. Neslin korunması aile ve nikah kavramlarını görmüştük. Nikah ne demekti? Ailenin bir sözleşme, bir anlaşmayla sağlanması, iki tarafın bir evlilik yoluyla birlikte olması, yani bir yuva kurmasıydı. Aile, anne baba hakları, çocuğun ahlakı, bununla ilgili konuları da neslin korunması kapsamında değerlendirebiliriz. Dinin korunması ise nasıl sağlanır? Dinin korunmasında İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünnete tabi olarak, yani ona uyarak, onlara sahip çıkarak ve bunların dışındaki uygulamaları reddederek, işte hurafe, bidat dediğimiz bu dinde olmayan, sonradan ortaya çıkan batıl inançlardan uzak durarak dinin korunması sağlanabilir. Zarurat-ı hamse dediğimiz bu 5 temel gaye arkadaşlar, dinin 5 temel hakkı, canın korunması, malın korunması, aklın, neslin ve dinin korunması, hepsi insanı ve toplumu korumak için belirlenmiştir. Amaç insanın huzur ve güvenliğini temin etmektir. Bir sonraki konuya geçmeden önce arkadaşlar sizlere yazılı notlarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada anlatmış olduğum, bu provada anlatmış olduğum bütün yazılı özetlerine, kavramların tanımlarının hepsine buradan başvurabilirsiniz. İkinci dönem ikinci yazılı konularımız, ama öncesini de tabii tekrar ediyoruz. Din ve hayat ünitesini tekrar ediyoruz. Burada da yine özetlerimiz var. Bunlara bir göz atarsınız. Bakın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ve Asır suresinden bahsedeceğiz az sonra. Bunlarla ilgili özetlerimize buradan ulaşabilirsiniz. İkinci yazılı ile ilgili Hazreti Muhammed'in örnekliği Kureyş suresi ve Hazreti Muhammed'in sıfatlarından bahsedeceğiz. Onun doğru, dürüst, güzel ahlakından hepsini ayrı ayrı başlıklarda ele almıştık. Onlarla ilgili özetlerimizde burada Kureyş suresi ve anlamı, ardından son ünite Kur'an-ı Kerim ve özellikleriyle ilgili, bakın şöyle çok güzel özetlerimiz var. Bu üniteyle ilgili bilmeniz gereken bütün kavramları burada bulabilirsiniz. Kitabın kendisi de çok portatif. Ben çok seviyorum bu yazılı notlarını. Hep tam böyle çantaya atmalık, her an elinizde taşıyabilirsiniz. Burada da Zoru Bankamızdan da yine din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili, bakın din, birey ve toplum, dinin gayesi. Buradaki testleri çözmenizi istiyorum. Sınav öncesi şöyle bir tekrar olur sizler için. Test 10, Hazreti Yusuf ve Asır suresi ilgili testler. Bunları da çözüyoruz. Hazreti Muhammed'in örnekliği 4. ünitenin ilk konusu. Bunun tamamı zaten çözmemiz gerekiyor. Son olarak İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim'in ana konuları. Bu da bittiğinde zaten artık yazılıya hazırız demektir. Bu ödevleri mutlaka yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizler için çünkü. Geçelim şimdi diğer konumuza. Evet, Asır suresinden bahsedeceğiz demiştik. Asır suresi Kur'an-ı Kerim'de bir sureydi. Bu surede Allah-u Teala bazı esaslardan bahsediyordu. Samimi bir şekilde iman etmek. Önce zaten asra yemin ederek başlıyor değil mi? Vel asr diyordu. Asra yemin, zamana yemin ediyordu. Ve ardından insanlar hüsrandadır diyordu. Ancak kimler hüsranda değildi? Samimi bir şekilde iman edenler. Yani içten bir şekilde iman etmek ve iman ettikten sonra salih amel işleyenler, güzel işler yapanlar. Salih işler nelerdi? Salih amel dediğimiz, Allah rızası için yapılan bütün işler salih işler oluyordu. Hakkı doğru tavsiye etmek, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, doğruluğu tavsiye edenler yine hüsrana uğramayanlardan olacak diyordu. Sabrı tavsiye edenler, bunları yerine getirenler dışındakiler hüsrandadır diyordu Asır suresinde Allah-u Teala. Evet, Hazreti Muhammed'in örnekliği 4. ünitemizdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını önce görmüştük. Bütün peygamberlerde var olan sıfatlardı. Bunlar önemli. Sıdk, emanet, üsve-i hasene, istişare ve tebliğdi. Sıdk, Hazreti Muhammed'in doğru ve dürüst olması demekti. Emanet, güvenilir olmak anlamına gelir. Üsve-i hasene, Hazreti Muhammed'in en güzel örnek oluşunu ifade eden kavramdı. İstişare, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak. Tebliğ, Allah'ın emirlerini insanlara eksiksiz bir şekilde iletmekti.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve güvenilirdir, cesur ve kararlıdır, hakkı gözetmede hassastır, merhametli ve affedicidir, istişareye önem verir, insanlara değer verir. Bu başlıkların her birinin kendine ait örnekleri vardı. Bu örnekleri mutlaka çalışın arkadaşlar. Hangi örneğin hangi başlığa ait olduğunu bilirseniz soruları da çok rahat yapabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız? Önce konu anlatımını izleyin ve hangi başlığın altında hangi örnekler olduğunu görmenizi istiyorum. Mesela örnek vereyim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hilful Fudul'e katılması onun hangi özelliğini gösterir? Hazreti Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyeti. Neden? Çünkü Hilful Fudul haksızlıkları önlemek amacıyla Mekke'de kurulan bir dernekti. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce bu derneğe katılmış ve bizzat çalışmıştı, faaliyetlerde bulunmuştu. Yani onun hakkı gözetmede hassas davrandığını anlıyoruz. Mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin el-emin sıfatını alması da doğru ve güvenilir örneği altında incelenir. Kureyş suresi ve anlamına gelelim. Kureyş suresi Mekke döneminde indirilen bir suredir. 106. suredir. 4 ayetten oluşur. Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır ve Allah-u Teala bu kabileye vermiş olduğu nimetleri hatırlatıyor ve bu nimetlerin neticesinde Kureyşlerin de Kabe'nin Rabbi olan Allah'a şükretmeleri, bu nimetleri hatırlamaları isteniyor. Kur'an-ı Kerim ve özellikleri. Arkadaşlar bu konuda da İslam'ın temel kaynaklarını tanıdık. Birincisi Kur'an-ı Kerim'di. Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla gelen, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanmasıyla ibadet edilen Allah'ın mucize kelamıdır. Yani Allah'ın sözlerinden oluşur. Hangi yolla gelmiştir? Vahiy yoluyla gelmiştir. Nakledilmiştir. Yani toplumdan topluma aktarılmıştır. Sünnet ise Hazreti Muhammed'in sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları reddetmeyip onaylamasına deniliyor. Sünnet, adet, gidişat, yol anlamlarına da gelir. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları vardı. İnanç, ibadet, kıssalar, sosyal hayat ve ahlak olmak üzere 5 konusu vardı. İnanç ne demekti? Bir şeye gönülden bağlanmak, tasdik etmekti. Kur'an-ı Kerim'de İslam inanç esaslarından bahsedilir. İşte Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazayı, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bunlar İslam inancının temelini oluşturuyordu. İbadet dediğimizde ise Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın şartları dediğimiz ibadetlerden bahseder. Bunun yanı sıra anne babaya iyi davranmak, işte sadaka vermek, güzel işlerde bulunmak, salih amel işlemekten de bahseder. Bunlar da ibadetle ilgili konulardır. Kıssalar ise geçmiş peygamberlerin ve toplumların, önemli insanların hayatlarından anlatıldığı, olayların anlatıldığı bölümler. Kıssa hikaye demekti. Hatta bir deyimimiz vardı. Kıssadan hisse. Yani Allah-u Teala bu kıssalardan kendimize hisseler çıkarmamızı, paylar çıkarmamızı istemiştim. Şöyle yazalım, imanın şartları diye. İmanın şartları aslında yeni adı İslam inanç esasları. İslam inanç esasları arkadaşlar. İbadet mesela namaz, zekat diyelim. Kur'an okumak da yine ibadetti. Kur'an okumak. Kıssalar ise peygamberlerin ve toplumların hikayeleri, onların olayları değil mi? Peygamberlerin hayatları diyelim şöyle. Ona da kısa bir cümle olsun. Hayatları. Sosyal hayat. Sosyal hayatta da arkadaşlar mesela ticaretle ilgili konular ya da evlilikle ilgili konular, miras paylaşımı, işte başka ne olabilir? Komşuluk, akraba ilişkileri. Bunlarla ilgili konuları içeren hükümler. Şöyle diyelim hükümlere. Sosyal hayat. Bir diğer adı neydi bunun? Muamelattı arkadaşlar. Muamelat olacak. Ahlak dediğimizde de Kur'an-ı Kerim'de hangi ahlakın güzel, hangi güzel ahlakın nasıl olacağı ve kötü ahlaka özelliklerin neler olduğu bahsedilir. Güzel işler yapanlar müjdelenir. Kötü işler yapanlar, kötü ahlaka sahip olanlar uyarılır. Yani Kur'an-ı Kerim insana iyi ve güzeli öğreten, doğru yolu gösteren bir ahlak kitabıdır. Aynı zamanda ahlak konularını da içerir. Evet arkadaşlar, yazılı provamıza başlayalım. Hazırsanız hadi bakalım, bismillah diyelim. Öncelikle boşluk doldurmayla başlıyoruz. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
Birinci cümlemize bakalım. Nokta nokta akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Bu hangi tanımımızın açıklamasıydı arkadaşlar? Hangi kelimemizi? Tabii ki din kelimesinin açıklamasıydı. Şöyle yazalım. Din diye. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı da nedir? Fıtridir olacak. Fıtridir diyelim. Yani doğuştan gelir bu ihtiyaç. Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası. Yani ne üzerine kuruludur? Tabii ki tevhid üzerine kuruludur. Şöyle yazalım. Tevhid üzerine kuruludur. Yani Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak tevhid inancı. Dinin temel gayesi insanların nokta nokta ve nokta nokta mutluluğunu sağlamaktır. Ne mutluluğunu? Tabii ki dünya ve ahiret mutluluğunu, yani her iki hayatı da mutlu olmasını amaçlar. Hazreti nokta nokta kıssası Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli olarak niteler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Yusuf suresinde anlatılır. En güzel kıssa olarak ifade edilir. Nokta nokta suresi insana ebedi mutluluğa ulaştıracak ve ebedi hüsrandan kurtaracak temel yolları açıklar. Asır suresi değil mi? Nokta nokta Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyş olacak arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in kabilesinin adı. Evet, harika gidiyoruz arkadaşlar. Hiç düşürmüyoruz enerjimizi. Hadi bakalım. Yine boşluk doldurmadan devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in dili neydi? Arapçadır arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Arapçadır. Kur'an nokta nokta suresiyle başlar. Nokta nokta suresiyle sona erer. Hangi sureyle başlar? Fatiha suresiyle başlar. Fatiha suresiyle başlar. Hangi sureyle biter? Nas suresiyle biter. Nas suresiyle sona erer. Kur'an nokta nokta yılda parça parça indirilmiştir. Kaç yılda? 23 yılda indirilmiştir arkadaşlar. 23 yılda parça parça indirilmiştir. Burada 23 unutulmuş sanırım. Biz yazalım şöyle 23 diye. Şöyle 40 yazılmış. Büyük ihtimalle o 23 olacaktı. Hazreti Peygamber'in açıklaması olmadan yerine getirilemeyecek ibadetler onun nokta nokta ile açıklığa kavuşmuştur. Onun sünneti ile değil mi? Aynı zamanda bu ibadetlerin yapılış şekillerini bize sünnetiyle öğretmiştir. Yani Peygamber Efendimiz namazı benden gördüğünüz gibi kılın dediğinde biz namazı kıldığımızda onun sünnetine göre kılmış oluyoruz. Hazreti Muhammed yaşayışı, duruşu ve davranışlarıyla inananlara en güzel örnek, yani Üsve-i Hasene'dir. Bu çok önemli bir kavram. Üsve-i Hasene'dir. En güzel örnektir. Aşağıdaki ifade ve kavramların dinin temel gayelerinden hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Şimdi burada kavramlarımız var ve zarurat-ı hamse ile ilgili olarak karşılığını bulmamız isteniyor. Hemen yazalım. Evet, zararlı alışkanlıklar zarurat-ı hamsede hangi kapsama giriyordu? Aklın korunmasına değil mi? Akıl diyelim şöyle. Batıl inançlar hangisiydi? Dindi. Kul hakkı hangi kapsama giriyordu? Maldı arkadaşlar, değil mi? Ve bir diğeri cinayet ise neydi? Canın korunması kapsamındaydı. Faiz malın korunması kapsamında. Nikah neslin korunması kapsamında. Hurafe, bidatlar dinin korunması kapsamında, rüşvet dediğimizde yine malın korunması kapsamında değerlendirilir. İş güvenliği ve sağlık neydi? Tabii ki canın korunması kapsamında, kumar ise yine malın korunması kapsamında değerlendirilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinden Mekkelilere seslenirken şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan evet inanırız, biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye karşılık vermişlerdir. Bu olaydan Hazreti Muhammed'in hangi özelliğine ulaşılabilir? Onun güvenilir ve dürüst olduğuna, değil mi? Hazreti Muhammed'in onun dürüst ve güvenilir diyelim şöyle, güvenilir oluşu. Hazreti Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir olduğuna. Evet, Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yukarıdaki hadiste geçen elinden ve dilinden emin olmak ifadesi hangi davranışla
ilişkilendirilebilir? Tabii ki dürüstlük arkadaşlar. Bunu da yazalım. Dürüstlük aynı zamanda emin olmak değil mi? Emin olmakla ilişkilendirilir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bu ayette Hazreti Muhammed'in hangi yönü vurgulanmıştır? Onun merhametli oluşuna örnekti bu ayet. Merhametli olduğu vurgulanmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, Uhud Savaşı'nda düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması kararlarını etrafındakilere danışarak uygulamıştır. Bu tutumu Hazreti Muhammed'in hangi özelliğiyle ilgilidir? Tabii ki istişareye önem vermesi değil mi? İstişareye, yani fikir alışverişine önem vermesiyle ilgiliydi. İstişareye önem vermesi. Çünkü danışma istişare demekti. Bunu unutmayalım. Şöyle not alalım. Hazreti Muhammed peygamberliğinden önce Mekkelilerin haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hilfül Fudul anlaşmasına katılmış, peygamberlik sonrasında da böyle bir antlaşmaya davet edilmesi durumunda katılacağını bildirmiştir. Buna göre Hazreti Muhammed'in neye önem verdiği söylenebilir. Tabii ki hakkı gözettiğine önem verdiği söylenir. Şöyle yazalım, hakkı gözettiğine. Hakkı gözetmedeki hassasiyeti konusunda anlatılan bir örnektir. Hazreti Muhammed veda hutbesinde, ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur demiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerinde neye vurgulamıştır arkadaşlar? İnsanların eşit olduğunu vurgulamıştır. Hemen şöyle yazalım. İnsanların eşit olduğunu vurgulamıştır. Müşrikler Hazreti Muhammed'e kendilerince cazip teklifler sunmuşlardır. Allah Resulü de güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem buyurmuştur. Bu tutumu Hazreti Muhammed'in hangi özelliğiyle ilgilidir? Tabii ki cesaret ve kararlı oluşunu gösteriyor. Cesaret ve kararlılığı diyelim. Evet, onunla ilgili bir örnekti, bu konuda anlatmıştık. Aşağıdaki açıklamaları Kur'an'ın hangi ismi ile ilgili olduğunu yazınız. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in birden fazla ismi vardı tabii ki. Şimdi onunla ilgili olan isimleri eşleştirelim bakalım. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran hangi anlama geliyordu? Tabii ki Furkan isminin anlamı bu demekti. Şöyle yazalım, Furkan diye. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden hangi anlama gelen ismiydi? El-Hadi ismiyle ilişkilendirilir. Şöyle şapkamızı koyalım. Her şeyi aydınlatan En-Nur ismi, aydınlık veren demek. Kalplere iyileştiren, şifa veren Eş-Şifa ismi. Düşündüren, hatırlatan Ez-Zikir ismi ile ilişkilidir. Evet, cevaplarımız Furkan, El-Hadi, En-Nur, Eş-Şifa ve Ez-Zikir. Bu isimleri mutlaka bunlarla eşleştirmeyi unutmayın. Aşağıdaki ayetlerin Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisi ile ilgili olduğunu yazınız. Kim Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa suresi 136. ayet. Burada Kur'an-ı Kerim'in hangi ana konusuna değinilir? İnançla ilgili konusuna değinilmiştir. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar. Bunların hepsi nelerdir? Ahlakla ilgili konulardır değil mi? Ahlak konuda, ahlakla ilgili konuda yer alır. Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Bu hangi konuda? İbadet, secde etmek ibadetti arkadaşlar. Ey Muhammed, peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlardan sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Peygamberlerin haberlerinden diyor. Yani geçmiş peygamberlerin olayları,
Onların başından geçen olaylar, kıssalar, bunlar kıssalara giriyordu değil mi? Evet, cevabımız kıssa olacak. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere yazılı notlarından bahsettik, bilmemiz gerekenlerden bahsettik ve yazılı provası yaptık. Tekrar kitaplarımı hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, ikinci dönem yazılı notlarını mutlaka bakın. Burada sınava girmeden önce şöyle bir tekrar etseniz bile çok rahat geçecek Allah'ın izniyle bu sınavınız. İnanıyorum, şöyle hemen gösteriyorum. Bakın, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları, bunların hepsiyle ilgili özellikler, temel özellikler var. Ödevlerimizi de yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.